Her yeri arayın. Bütün odalara bakın. Hadi çabuk. Anlaşıldı abi. Bütün ekibin dikkatine. Eve giriş yapıldı. Arama devam ediyor. Teyakkuzda olun. Tarık beni aldatıyormuş. Hem de Rana'yla. Gözlerimle gördüm onları. Gördüm onları, gözlerimle gördüm. Yani sürekli aynı şeyleri söylüyorum hani biliyorum ama hani bu adam acaba bu işi halledebilecek mi? Yani pek işin ehli gibi gelmedi bana. Ama adam bu işlerle ilgileniyor. Sen de duydun. Daha önce kaç kişiyi ayarladığı teknelerle ülke dışına çıkarmış. Yani tamam. Öyle söylüyor da hani acaba halledebilecek mi? Ama bir ton para verdim. İsterse halletmesin. Rana bak. Biz 15 Haziran'da o tekneye binip buradan gideceğiz. Her şeyden kurtulacağız. Anladın mı? Aha. Tek isteğim bugüne kadar hiçbir aksiliğin çıkmaması. Ondan sonrası zaten bizim. Hele bir tekneye binelim. Kurtulalım şuradan. Amirim, her yere baktık ama evde kimse yok. Allah kahretsin ya! Ne yani şimdi, kaçtı mı bunlar? Sakin ol. Etrafa bakılırsa belli ki evde bir süre yaşanmış. Bırakılan, alınmayan eşyalar var. Aceli bir şekilde buradan çıkmış olmalılar. Ne olacak şimdi? Evin etrafında ekiplerimiz var. Aramaya devam edeceğiz. Eninde sonunda yakalanacaklar. Hiç merak etmeyin. Ekibe durum anons geçin. Hemen amirim. 45-40, 45-40. Tarık acaba yol ne kadar sürer? Yani tekneyle. Hani bayağı vakit alır gibi geliyor bana. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılarlar değil mi? Yani yiyecek içecek tedarik ederler. Hani mağdur olmayı istemiyorum ben. Tarık ne oldu? Polisler evin önüne gelmişler. Polis mi? Ha, ne yapacağız biz şimdi? Tarık burayı nasıl bulmuşlar? Eğer biz evde olsaydık şu anda yakalanmıştık. Ne yapacağız Tarık, ne yapacağız? Sakin ol. Ekipler tüm civarda aramaya devam edecekler. Ana yollar tutuldu. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Bakın. Bu mesele benim için ve ailem için çok önemli. Tarık Karakaş'ın bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hala inanmıyorum ya. Duyduğumdan beri şoktayım resmen. Nasıl yapar sana bunu? Şey gibi bir şey bu. Kabus gibi. Bir de size nasıl özenirdim. Sadece ben değil ki. Herkes. Cemiyetin gözde çiftiydiniz. Hala inanmıyorum ya. Nasıl yaptı sana bunu? Hem de arkadaşım dediğin insanla. Bir de karnında onun bebeğini taşırken. Ay Ümim ya. Çok affedersin. Canını sıktım ben senin. Tamam, tamam boş ver. Ya bak sen hiç üzülme tamam mı? Burada üzülmesi, pişman olması gereken biri varsa o da Tarık abi. Hoş,
Abi diyesim de gelmiyor artık ona. Dediğim gibi sen hiç sıkma canını. O üzülsün, mahvolsun, hatta beter olsun. Tamam, beni aldattı, evet. Ya bana bunları yaşattı ama... en çok içimi acıtan şey aileme yaşattıkları. Ben annemin kalbini kırdım onun yüzünden, hem de defalarca. Sağ ol kızım, şifa olsun. Bu sene de doğru düzgün tutamadım orucu. Yine bozmak zorunda kaldım. Olsun, kaza orucu tutarsınız. Şimdi rahatsızsınız ya. Hele bir saatiniz yerine gelsin de. Daha yiyecek misiniz? İşte. Ne ölüyoruz ne de oluyoruz. Neler söyledim anneme, neler. Keşke gerçek yüzünü daha önceden görebilseydim. Annemin söylediklerine kulak verseydim. Ah canım ya. Biliyorum onları düşünüyorsun. Ben de senin yerinde olsam aynısını yapardım ama... artık kendine bu kadar yüklenme. Elimde değil Parla. Ya sevdiğim adam, hayatıma aldığım, ailemin içine soktuğum adam... yani sadece beni değil, bizi, hepimizi sırtımızdan bıçakladı. Artık Tarık ismini duymak dahi istemiyorum. Kelimeler yetmiyor yani duygularımı ifade etmeye, yetmiyor. Artık tek istediğim onun bir an önce yakalanması. Ay canım benim ya. Çok iyi anlıyorum seni, hem de çok. Umarım umduğumuzdan da önce yakalanır. Ama bak göreceksin, Kerem iyi haberlerle gelecek. Sen zaten onların nerede olduğunu, nereye saklandıklarını falan söylemişsin. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğum adam. Ya bu o kadar ağır ki... neyse işte, öyle. Parla Hanım, Bilden Hanım'dan telefonunuzu istemişsiniz ama işi vardı, ben getirdim. Tamam, sağ ol. Hümim, bak dediğim gibi, sen hiç üzülme. Tarık da yaptıklarının bedelini ödeyecek, merak etme. Demek Ömer Hanım söylemiş ha. De kocasını şikayet edecek kadar ne yapmış olabilir ki bu adam? Ay yakalanmasan meselesi. Biz de kızımla birlikte buradan gidebiliriz. Özgürce yaşayabiliriz. Allah'ım. Beni sevdiklerimden, yavrumdan ayıran, bu Tarık denen adamın bir an önce cezasını çekmesini sağ ol. Nasıl da güzel uyuyor kuzum. Mışıl mışıl. Tülay ablalar da nerede kaldı ki acaba? Kabristan'dan ayrılamıyor ki kadın. İnşallah Melek'le Elif'in kavuştuğunu öğrenince yüreğini biraz susar bilir. Anne. Hah yavrum. Babam biz önüne keşke biraz daha çiçek alsaydık. Yine ekeriz kuzum. Her gün gidiyoruz nasılsa.
anne, babam pek onu ziyarete gittiğimizi biliyor mudur? Biliyor tabii. Biricik kızının onu ne kadar çok sevdiğini görüyor. İşte bir tek biz onu göremiyoruz. Odama gittiğimizde montumu giydiğini görüyordur değil mi? Kızıma çok yakışmış diyor mudur? Diyordur tabii. Demez olur mu hiç? Hadi bakalım yavrum hadi. Ah anne. Babamın eklemiş çiçek daha da büyümüş. Daha çok çiçek açmış bak. Aa, döndün mü Şuride? Döndüm abla, döndüm. Bayağı oldu geleli. Siz de yoktunuz. Merak ettim hatta. Kabristan'a mı gittiniz? Hmm. Melek nasıl? Konuşabildin mi Melek'te? Gördün mü? Evet abla, konuştuk. Durumlar nasıl? Ne diyor? Nasıl vaziyet? Abla, içeri geçelim mi? Sana anlatacaklarım var. Hayırdır Jüri'de? Hadi gel ablacığım, gel. İnciciğim, biz içeri geçiyoruz yavrum. Hayırdır Jüri'de, ne oldu? Canım. Ay Şuride, vallahi yüreğim ağzıma geldi. Korkma abla. Hatta benim sana çok güzel bir haberim var. Hı? Tülay abla, bir mucize gerçekleşti. Güzel Rabbim sonunda dualarımızı kabul etti. Elif. Elif'imiz bulundu nihayet. Anne. Nasıl yani? Elif'imiz bulundu. Jüride sahi mi? Doğru söylüyorsun değil mi? Bak yanlış duymadın. Doğru duydun ablacığım. Elif bulundu. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Rüya mı bu? Peki nerede bulunmuş? Kim bulmuş? Ne zaman bulunmuş? Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Elif konakta yaşıyormuş. Melek de onunla orada karşılaşmış zaten. Konak mı? Serçe. Yaptığın zeytinyağları ne yaptın? Soğumuştu, dolaba kaldırdım. Ha iyi. Oo Elif Hanım. Ne oldu? Niye geldin? Hiç öylesine. Kız yoksa çalışıyor muyuz diye kontrole mi geldin? Prensessin ya. Aman hemen de suratına asma. Ay buna da laf söylenmeye gelmiyor ha. Çıt kırıldım bir şey. Değil mi kız? Ben gideyim de şu çamaşırları kurutmadan alayım. Elif. Kuzum odama git, beni bekle. Ben de geleceğim sonra. Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Ne söyleyeceksin anne? Şşş, duyacaklar şimdi. Sen git beni bekle dediğim gibi, tamam? Tamam. Tamam.
Elif hep konaktaymış öyle mi? Allah'ın hikmeti işte ablacığım. Ya Melek ilk söylediğinde ben de çok şaşırdım, inanamadım. Biz Elif'imizi bulmak için her gün dua ederken meğer ablan Bilden onu her gün görüyormuş Rüde. Öyleymiş. Böyle olunca aklımızın ucundan bile geçmezdi ki. Peki nasıl gelmiş oraya? Ne işi varmış konakta? Abla orası biraz karışık. Nasıl karışık Jüride? Yani nasıl söylesem? Tamam anlat kızım. Meleği kaçıran, bu Veysel abiye sebep olan adam. O adam da o konakta yaşıyormuş. Evet, iki kişiyiz. Birkaç gece kalacağız, fazla değil. Ya bak, paraysa mesele sorun yok. Rahat ol sen. Tamam, bakarım ben başımın çağrısına. Gerizekalı. Uf, ne yapacağız Tarık? Ya arabada kalmayacağız herhalde, değil mi? Bir yer bulmak için uğraşıyorum, farkındaysan. Ama hala bulamadık. Sen de bunun farkındasın herhalde. Boğaz'da bir eviniz olduğunu söylemiştin. Oraya gitsek olmaz mı? Bence direkt 155'i arayalım. Ya polisleri yormayalım oraya kadar. Tarık, çözüm üretmeye çalışıyorum ben. İlk bakacakları yerler orası. Diğer evleri şimdi arıyorlar zaten. Kendimizi tehlikeye atamayız. Ne yapıyorsun Tarık? Birini daha arayacağım, eski adamlardan biri. Belki bana yardımcı olur. Allah kahretsin ya. Bana. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Kötü bir şey olmadı kuzum. Gel. Bak iyi dinle şimdi beni. Buradan gidip yepyeni bir hayata başlamamıza çok az zaman kaldı. Bugün mü gideceğiz yoksa? Kuzum benim. Sabredemiyorsun biliyorum. Bak ben de sabredemiyorum ama... Önce o Tarık'ların adamı yakalanması lazım. Ya yakalanmazsa? Polisler peşinde zaten. Her yerde onu arıyorlar. Yakalanmasan meselesi. Çok az kaldı. İnan bana. İşte o zaman güvenle nerede yaşamak istiyorsak oraya gidebileceğiz. Huzur içinde. Kimseden korkmadan yaşayabileceğiz. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Yeter ki güzel haberi alalım bir an önce. Anneciğim. Canım benim. Bisik okulum benim. Neler gelmiş Rüde, bizim başımıza neler gelmiş. Dediğim gibi ablacığım, her yerde aranıyormuş zaten. Biliyorum, belki yarına derman olmaz ama hiç değilse. Allah'ım ne olur duy sesimi ya Rabbim. Bize bunları yaşatan, çocukların babasız bırakan, o vicdansız yakalansın ne olur Allah'ım. Merak etme abla. Söyledim ya, polis her yerde peşindeymiş zaten. Merak etme, en kısa zamanda hayırlı haberlerini alacağız inşallah. İnşallah Jüride, inşallah. Tek isteğim bu. Veysel'imi benden aldı o adam. Kolumu kanadımı kırdı. Meleği Elif'inden ayırdı.
dünyadaki en büyük cezayı hak ediyor. En büyük cezayı hak ediyor. Merak etme abla. Bak dualarımız kabul oldu. Elif bulundu. Er ya da geç o vicdansızda bulunup çekecek cezasını. Senin için bir hafta olur mu? İnşallah Jürgen. İnşallah. Çıkıp gittiğimizde her şey bambaşka olacak. Yepyeni bir hayat başlayacak bizim için. Belki zorlanacağız. Belki de kimsemiz olmayacak. Olsun anneciğim. Biz birbirimizi yeteriz. Yeteriz değil mi? Ama bu konaktaki böyle bolluk içinde olmayabiliriz. Senin ihtiyaçlarını karşılamak için, güzel güzel okuyabilmen için. Hiçbir şeyim sanmasın anneciğim. Bir tek sen ol, yeter bana, yeter. Son benim. Biz kokunum. Anneleri duyamam ki ben seni. Uzaklara gideriz. Ben bir işe gireyim. Seni de okula yazdırırım. Ben de derslerimi çok çalışırım. Senin büyüdüğünü, öyle büyük okullara gittiğini, elinde ekmek tuttuğunu hele bir göreyim. Çok çalışırım anneciğim. Karnelerim pek iyi olur. Sonunda bince de sana bakarım. Rabbim, ne güzel evlat vermişsin bana böyle. Peki anneciğim. Söyle kuzum. Biz burada, İstanbul'da mı kalacağız? Uzaklara gideceğiz kuzum. Uzaklara. Mesela İzmir'e. İnci. Kızım. Sana söyleyeceğim çok güzel bir haberim var. Neymiş? Elif ablam bulunmuş. Ne? Elif ablam ölmemiş yani. Yaşıyor yani değil mi? Yaşıyor kızım, yaşıyor. Ya Allah'ım inanamıyorum. Anne bak ben sana dedim işte. Elif ablam yaşıyor dedim. Doğruymuş işte. Evet anneciğim doğruymuş. Elif ablam yaşıyor, Elif ablam yaşıyor. Anne. Söyle güzelim. Babam öldüğünden beri ben ilk defa sevindim biliyor musun? Ben de kızım, ben de. Peki orada neler var anneciğim? Deniz var mesela. Yorulursak deniz kenarına ineriz. Bütün derdimizi al İzmir deriz. Al da bize ferahlık ver deriz. Bizim sıkıntımız olmaz ki yani biz beraber olunca. Başlarda öyle her şey kolay olmayabilir kuzum. Olsun. Yani belki hemen bir ev bulamayabiliriz. Ben hemen işe de giremeyebilirim. Olsun. Ama her şeyin iyi olması için, senin okula girebilmen için elimden gelen her şeyi yaparım. Anneciğim, ben de çalışırım. Olmaz. Sen okuyacaksın bir tane. Ben çalışacağım. Anne olan benim. Gün gelir sen de anne olduğunda sen de ona aynı şeyleri yaparsın. Anneciğim, ben sen yorulma diye dedim. Anneler yorulmaz ki. Ama şimdi sana bakacak olan, seni iyi yetecek olan, seni okutacak olan benim. Şimdi analıkta benim sıram. Yani gün geldiğinde senin de yavrun olduğundan sen de yavrunu yuvanı koruyacaksın. Korurum anneciğim. Neredeymiş peki Elif ablam? Kimin yanında kalıyormuş?
bir aile onu yanına almış bakıyormuş. İyiymiş yani. Şimdi de annesiyle birlikte. Melek teyzem mi bulmuş Elif ablamı? Peki bizim burada olduğumuzu biliyor mu? Melek teyzem anlatmamış mı biz ona? Biliyor tabii canım. Anlatmış. Ne zaman görüşeceğiz? Ya bugün görüşelim ne olur anne. Çok özledim Elif ablamı. Hadi ne olur hemen gidelim. İnce yavrucuğum hemen gidemeyiz. Aha neden? Elif ablanın iyiliği için biraz daha beklememiz gerekiyor. Yani onun yaşadığını şimdilik kimsenin bilmemesi lazım. Neden? Hepsini anlatacağım. Sen merak etme kızım. İnşallah en kısa zamanda göreceksin Elif ablanı. Of tamam. Bu kadar bekledim. Biraz daha beklerim. Ne yapayım? Peki kardeşim onu tanıyor mu? Bilmiyor galiba. Sen artık gördüğünü de söylersin. Tamam. İlk ben söyleyeceğim kardeşim ne olacağını. Ama çok beklemeyeceğim gerçekten değil mi? Beklemeyeceksin kızım. Söz. Tamam o zaman. Bana bak avukat. O hisselerin bir an önce satılması gerekiyor. Bir hafta 15 gün içinde satılması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün yarın bu iş bitecek. O hisseler satılacak. Anlaşıldı mı? Tarık ne yapacağız ya? Acaba küçük bir kasabada böyle birkaç günlüğüne bir otele falan mı yerleşsek? Olur. Veririz kimlikleri de. Ama Tarık yani... Bizi elleriyle koymuş gibi bulurlar orada. Şıp diye. Peki nereye gideceğiz Tarık, ne yapacağız? Arabanın içinde hisseler satılana kadar bekleyecek miyiz böyle? Ne oldu? Ne olacak? Ayağım burkuldu. O ayakkabıları giyersen olacağı bu zaten. Partiye gidiyoruz sanki. Alo Tarık ben. Evet biliyorum ama bir an önce bir şey yapmak zorundayım artık. Evet anlıyorum. Ama artık zamanım yok. Kerem. Hala aramadı. Tarık her şeyi planlamıştır. Onu bulmaları kolay olmayacak. Şu anda tek istediğim onun bir an önce bulunup yakalanıp hapse tıkılması. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kerem'i bir daha arayacağım. Söylediklerim için çok üzgünüm. Beni affedebilecek misin? Affetmek ne demek yavrum? Sen benim kızımsın. Adamın nasıl biri olduğunu anlamanı çok istedim. Ama anlayacak durumda değildi. Gerçekleri açık açık söylemek de pek kolay değildi. Keşke olaylar bu hale gelmeden sana bunu anlatabilmenin bir yolunu bulsaydım. Bulamadım Hümeyra. Sen de beni affet. Sen
benim hep iyiliğimi istedin. Gerçekleri göstermek istedin bana. Benim gözüm o kadar kör olmuş ki ben gerçekleri göremedim. Gözlerim o kadar kör olmuş. Ne zaman beni uyarmak istesin? Seni hep susturdum, suçladım onu sevmediğin için. Asıl suçlu benmiş. Sakın kendini suçlama. Senin hiçbir kabahatin yok. Sen sadece eşine inandın. Ona inanmak istedin. Yuvanda mutlu olmak için çırpındın durdun. Ne kadar yanılmışım ben. Yani bir insan aynı yastığa baş koyduğu adamı nasıl tanıyamaz? Nasıl bu kadar kör olabilir? Bunun için kendimi hiç affetmeyeceğim. Sakın böyle konuşma. Geçip gidecek bu günler. Bu zor günleri atlatacağız. Göreceksin. Bu fırtına dinecek. Artık o adam bize bir zarar veremez. Hayatımızdan çıktı gitti. Allah'ın izniyle bizden çaldıklarını da geri alacağız. Ama sen bu arada güçlü olacaksın. Kendini bırakmayacaksın. Dimdik duracaksın. Daha çok gençsin Ömeyra. Önünde upuzun bir hayat var. Göreceksin. Geçecek bu zor günler. Elbet geçecek. Tarık gibi birini korumaya çalıştığım için çok özür dilerim. Beni affet. Bunu söylemeyi yasaklıyorum sana. Senin hiçbir kabahatin yok. Üzülmeni istemiyorum. Senin bir damla gözyaşına kıyamam ben. Sen benim yavrumsun. Birazdan bir telefon gelecek ve olabilecek en güvenli yere gideceğiz, tamam mı? Öyle mi? Senin şu birazdan olacak işlerinden gerçekten iyice sıkılmaya başladım Tarık. Haberin olsun. Ne oluyor sana Hümeyra? Hümeyra? Karını özledin galiba. Adını ağzından düşürmüyorsun bakıyorum da. Hı? Şu anda beni bunlarla sıkıştırma Rana. Ağız alışkanlığı işte. Ne oluyor sana Rana? Ben elimden geleni yapıyorum. Kapris yapmanın zamanı mı şimdi? Ben kapris falan yapmıyorum Tarık. Çözüm üretmeye çalışıyorum. Oraya gidelim diyorum, hayır diyorsun. Bunu yapalım diyorum, hayır diyorsun. Hisseler satılana kadar arabanın içinde mi bekleyeceğiz biz? Planın bu mu yani? Nereye gidelim? Ya nereye gidelim? Yakalanmamı mı istiyorsun? Hayatımın kalan kısmını hapiste mi geçirmemi istiyorsun? Senin suçun tam olarak ne Tarık? Düşündüğümden daha fazla sanırım. Hı? Hisseleri üzerime alıp ortadan kayboldum Rana. Kaçmak için yeterli değil mi sence? Daha büyük bir suç işlemek mi lazım kaçmak için? Dinliyorum. Tamam. Anladım, tamam. Hadi gidiyoruz. Nereye? Tekneyle gidene kadar bizi bulamayacakları bir yere gidiyoruz. Hadi. (Gülüyor)
50 kere söylüyorum. Şu salataya semiz otu koyma diye yine koymuş. Parlanım, tuzlu getirdim. Yemek bittikten sonra mı? Parlanım, devam ediyorsunuz. Bitirmemişsiniz yemeğinizi. Her şeyi eksik ve yanlış yaptığın gerçeğini değiştirmez ama bu. Parlanım, siz ne istiyorsanız ben onu aynen öyle yapmaya çalışıyorum. Bir de cevap mı veriyorsun bana? Parla Hanım, özür dilerim. Beni affedin, böyle bir hatayı nasıl yaptım demek yerine cevap veriyorsun, öyle mi? Parla Hanım, ben her şeyi istediğiniz gibi yaptım. Vildan, benimle laf yarıştırmamanı sana öneririm. Neden mi? Bu konaktaki geleceğin açısından. Çünkü biliyorsun ki çok yakın zamanda bu evde bambaşka bir konumda olacağım. Misafirmişim gibi davranma bana. Bana bak, bir dakika gel buraya, gel. Macide teyze yemekleri getirirken gördü mü? Görmedim. Güzel. Sana söylediklerimi unutma. Eğer Macide teyze soracak olursa, ilaçlarını kullanması gerektiği için yemek yiyor. Doktoru da öyle söyledi zaten falan diyeceksin. Niye oruç tutmuyorum diye düşünmesin yani kadın. Aklımda Parla Hanım. Aklımda. Tamam, çıkabilirsin şimdi. Ay, aptal kadın ya. Evlenmeden evin hanımı gibi davranmaya başladı. Macide Hanım ne yapmadıysa iki günde hepsini yaptı maşallah. İşimiz var bununla. İnşallah Kerem son anda bir şey olur da seninle evlenmekten vazgeçer. O zaman görürüm ben seni. Düğün telaşı bitsin de şu çalışanlara bir ayar vermek lazım. Ha, kimse bir şey demiyor diye iyice şımardılar yani. Ay, bu numara kimin şimdi ya? Tanımıyorum da numarayı. Efendim? Parla. Çağlar ben. Çağlar? Senden kurtulamayacak mıyım ben ya? Arama demedim mi sana bin defa? Ne var kızım? Kerem'le evleniyormuşsunuz. Bir arayıp tebrik edeyim dedim. Fena mı? Keser misin saçmalamayı Çağlar? Bak, yatağa düştün ama aşkını kazandın sonunda. Bu da bir şeydir. Keyfini çıkarmaya bak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Yalan mı? Başına bunlar gelmese o düğünü rüyanda görürdün. Kerem senin o halini acıdı da evleniyor seninle kesin. Tam da planladığın gibi oldu işte. Çağlar, ne istiyorsun sen benden? Planının gerçekleşmesinde benim de payım var. Unuttun mu Parla? Yeter artık ama bak. Paranı almadın mı sen ya? Aldın. O zaman beni niye arıyorsun hala ya? Yetmedi mi? Kapat artık. Bir daha da beni asla arama. Of. Oğlum, nerede kaldın merak ettik. Var mı hayırlı bir haber? Kerem, bir şey söylesene. Yakalandı mı Tarık? Saklandı, bağ evine gittik ama. Ama ne? Ne? Kerem, söylesene bir şey. Yakalandı mı o? Maalesef abla. Biz oraya gittiğimizde çoktan terk etmişlerdi orayı.
Ama polisler aramaya devam ediyor. Terk etmişlerdi. Evet. Yani o bağ evinde yalnız değildi. Sanırım Rana ile birliktelerdi. Onunla beraber de kaçtılar. Yani ben öyle düşünüyorum. Polisler de öyle düşünüyor. Ne demek Rana ile kaçtılar? Allah kahretsin. İkisi de gözümün içine baka baka yalan söyledi. Ablacığım, tamam bak sakin ol, ne olursun. Ne oluyor anne? Bilmiyorum kuzum. O adam benim kocamdı ya. Hayatımda en güvendiğim, en sevdiğim adamdı. Çekti gitti ardına bile bakmadan. Ben onun yüzünden yavrumu kaybettim. Şimdi o kadınla dışarıda gününü gün ediyor. Ben de burada aptal gibi ağlıyorum. Ne kadar aptallık değil mi? Bırak beni, bırak. Züleyra yavrum. Çek gidin, gidin. Yavrum. Aman. Yine kıyamet kopuyor. Ne oluyor? Meyra Hanım sinir krizi geçiriyor. Neden ki? Bir şey mi oldu? Kerem Bey'e geldi az önce. Tarık Bey'in izini buldukları yere gitmişler ama... Tarık... Bey çoktan kaçmış. Rana Hanım'la. O kim? Şirketten bir çalışanı. Kokoş sevgilisi yani. Neyse. Ben depoya gidecektim. Onu söylemek için geldim. Sorarlarsa söylersin. Amcalar, Tarık amca ellerinden kaçırmışlar. Yani İzmir'e gidemeyeceğiz, değil mi? Kuzum benim. Bak, bugün olmasa da elbet bir gün... Bu gece İzmir'e gidecektik. Yarın sabah da orada olacaktık. Hiç kimseden saklanmadan... Kaçmadan mutlu beraber yaşayacaktık. Abla bak. Allah belanı versin senin Tarık. Bırak Kerem. Ablacığım bak ama böyle yapma, olmaz yani. Meyra sakin ol, bırak şunları kızım. Bırakmam. Ondan geriye hiçbir şey kalsın istemiyorum. Madem bebeğimi çaldı benden, madem hayatımı mahvetti, madem sevgilisiyle defolup gitti, aklımdan da kalbimden de çıksın gitsin istiyorum. Yavrum. Ondan geriye hiçbir iz kalsın istemiyorum, hiçbir iz kalsın istemiyorum. Bak bunu da almıştı, bunları da istemiyorum. Bak bunları da almıştı, bunları da istemiyorum. Bak. Evlilik yıl dönümümüzde hediye etmişti bana bu künyeyi. Beni çok sevdiğini söyleyip bir ömür boyu benimle yaşlanmak istediğini söyleyerek almıştı bana bunu. Ama hepsi yalanmış, anladın mı? Yalanmış. Keşke geçmişi de unutmayı başarabilsem, onunla yaşadıklarımızı böyle fırlatıp atabilsem keşke ama olmuyor. Olmuyor, elimden bu kadarı geliyor. O benim hayatımı mahvetti, yavrumu çaldı benden. Onun bu evde bir yeri yok artık. Thank you.
Tarık. Biz burada mı kalacağız? Başka bir yer bulamadım. Elimdeki en iyi seçenek buydu ne yazık ki. Ya ama burası... Bir şekilde buna mecburuz. Lütfen. Dişini sık sevgilim. Lütfen. Mehra. Mehra yavrum. Sakin ol. Hiçbir şey kalmayacak artık senden geriye. Hiçbir şey. Bu kıyafetler gibi sen de çıkacaksın. Aklımdan da. Unutacağım seni. Abla tamam bırak şunu. Hadi. Çekil. Mehra yavrum lütfen. Ben yavrumu kaybettim, yavrumu. Ben yavruma hasretim. Yavruma hasretim ben. Yavrumu kaybettim ya. Canım. Hadi bak ne olursun sakinleş. Hadi içeriye geçelim gel. Ben ne yapacağım Kerem, ne yapacağım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Ablacığım sen yanlış bir şey yapmadın. Sen sadece... Ben sadece sevmek, sevilmek istemiştim. Ben bir yavrum olsun istemiştim. Thank you.
hayal görmüyorum değil mi ben? Bu gerçek yani. İyileşiyorum galiba. İnanılmaz bir şey bu. Yeniden yürüyebileceğim. Olay!